Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il binasında ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Destici, NATO tatbikatında Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının düşman hedefler olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Mustafa Destici Eskişehir'e geldi. Partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Destici ülke gündemini değerlendirdi. Gündemine NATO'yu alan Destici, NATO tatbikatında Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının düşman hedefler olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Kuru bir özürle bunun üstü kapatılamaz dedi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte garabet diyebileceğimiz bir takım hukuki süreçlerden, işte en son NATO'da yaşanan kepazelikten, rezaletten de çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz ve anlamaktayız. NATO'daki hadise sadece bir teknisyenin hatası olarak görülemez ve değerlendirilemez. Ya da sadece o teknisyeni işten atmakla ve Türkiye'den kuru bir özür dilemekle de bunun üstü kapatılamaz. Bir kere bu teknisyenin kimliği nedir? Bu teknisyen acaba bir terör örgütü üyesi ya da sempatizanı mıdır? Bizim Türkiye'nin, Türkiye kamuoyunun da bunu bilmek en doğal hakkı olduğunu düşünüyorum. Şayet bizim aldığımız duyumlar bu yöndedir. Şayet bu teknisyen bir terör örgütü üyesi ya da sempatizanı ise NATO'da nasıl çalışma imkanı bulabilmiş midir? Ve NATO'da acaba bunun gibi kaç tane terör örgütü üyesi ya da sempatizanı çalışmaktadır? Bunların açıklanması lazım. Bunları kim NATO'ya yerleştirmiştir? Dolayısıyla da bedel sadece teknisyenin işten atılmasıyla ödenemez. Bunların çok detaylı ve kapsamlı bir şekilde araştırılması ve bu teknisyeni NATO'ya yerleştirenden o tatbikatın en üst komutanına kadar, hatta NATO Genel Sekreterine kadar bu işin içinde olan herkes hesabını vermelidir. Türkiye güçlü bir devlettir. Türkiye tarihi derinliği bütün şu andaki karşısındaki devletlerin tamamından daha yüksek olan bir devlettir. Dolayısıyla da böyle bir rezaleti, böyle bir kepazeliği Türkiye'ye yapmaya hiç kimsenin hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Destici ayrıca 2019 seçimlerine ilişkin konuşmasında önceliğin seçim olmadığını ve yeni getirilen sisteme ayak uydurmak olduğunu kaydetti. Biliyorsunuz 2019 seçimleri Türkiye'nin şu anda gündemine girmiş vaziyette. Biz şahsen Büyük Birlik Partisi olarak bunu erken bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yani bak biraz önce konuştuk. Problemlerimizin sadece çok azını konuştuk. Başka problemlerimiz de var. Vatandaşımızın başka problemleri de var. Bütün bu problemleri konuşmak ve bu problemlere çözüm aramak yerine bakıyoruz sabahtan akşama televizyonların gündeminde, gazetelerin gündeminde 2019 seçimleri var. Kim aday olacak, kim kimle işbirliği yapacak, ittifak yapacak, bütün bu senaryolar konuşuluyor. İşin esasını konuşan yok. İşin esasını biliyorsunuz biz Büyük Birlik Partisi olarak başından beri dile getiriyoruz ve gündemde tutmaya çalışıyoruz. 16 Nisan referandumuyla birlikte artık Türkiye yeni bir sistemle yönetilecek. Dolayısıyla da bu yeni sistemi biz eski sistemin yasalarıyla oluşturamayız. Eski siyasi partiler yasasıyla, eski seçim kanunuyla yeni sistemi işler bir hale getiremeyiz. Onun için 2019'da mı olacak seçim, erken mi olacak, kim aday olacak, kim kimle işbirliği yapacak yerine bizim gündemimizde olması gereken şey uyum yasaları olmalı.